اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة اعيننا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل لقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما واخلاصا ونورا والحقنا بالصالحين امين يا معين Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'una bima allemtena. Amin. Bi hurmeti seyyidil musselin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Rabbimiz cümlemizi, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, Kur'an yolundan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden, yolundan asla ve asla ölünceye kadar, kıyamete kadar ayırmasın. Allah Celle Celaluhu bu dünya hayatını nasıl istiyorsa o şekilde geçirmeyi ve sonunda kulum senden razı oldum diye böyle bir müjdeyle inşallah cennetine, cemaline kavuşmayı siz Değerli misafirlerimize ve cümlemize nasip eylesin. Amin. Bizleri izleyen, bizleri dinleyen değerli misafirlerimiz. Önümüzdeki pazar akşamı 17 Ekim pazar günü akşamı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya teşrifleri olan Mevlid gecesi, doğum gecesi Mevlid kandilini idrak edeceğiz inşallah. Rabbim şimdiden hayırlı mübarek eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık bir ümmet eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün ak olacağı kıyamet gününde ümmeti olarak kendisini rahatlatacağımız 21. asırda bu kadar günah kirin içerisinde kirlenmeden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşacağımız güzel bir hayatı Rabbimiz hepimize, evlatlarımıza, neslimize, damatlarımıza, gelinlerimize, zürriyetimize nasip eylesin, ikram eylesin. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler var. Ama ilk olarak biz şunu söyleyelim. Rabbimiz Enbiya suresinde 107. ayette hepimizin bilmiş olduğu bir ayetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl Rabbimiz tarafından bize gönderildiğini efendim alemlere gönderildiğini sadece biz insanlara değil cinleriyle melekleriyle ne kadar alemler varsa cümlesine Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah ve ma ersalnak illa rahmeten lil Sadakallahul azim. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Allahu ekber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük ikramdır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmesi. Bizim için özel dualar etmesi. Ümmetim, ümmetim diye Rabbimize yalvarması. Hatta bir yalvarmasında da Allah'ım benim ümmetime kıyamete kadar yaptığı günahlarının karşılığında eski ümmetlere vermiş olduğun gibi hemen cezalarını verme. Onlar belki sonra tövbe ederler, kendilerine gelirler deyip de yerin böyle batmasını, adeta yukarıdan yağacak olan bütün belaların durdurulmasını Allah'tan istemiştir. Onun için diğer ümmetlerde yapılan bütün günahlar bizde efendim yapılıyor ama Allah Celle kırmızı kart gösteriyor ne bizi efendim yerin dibine batırıyor, ne bizim suyumuzu kesiliyor, ne bizi efendim verilecek olan bu güzel rızıklar kesiliyor. Elhamdülillah. Bunlar hepsi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde. Onun alemlere rahmet olarak gönderilişinin sayesinde. Rabbimiz toparlanmamızı ve ona gerçek bir ümmet olmayı ve ona efendim bağlanmayı onun izinden yolundan gidebilmeyi nasip eylesin. Her zaman her zaman ne diyoruz? Bizim önderimiz, liderimiz Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle çakma, efendim öyle sapma, sapkın, efendim kimselerden değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı tertemiz, bütünüyle bütün insanlığa açık bir şekilde sunulmuştur. Evet. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz. Elhamdülillah. Rabbim onun sevgisinden mahrum etmesin. Rabbim onu efendim o kadar aşırı sevmeyi de nasip eylesin ki adeta onun hayatın içerisinde kaybolalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptıysa biz de onun sünnetini ihya etmeye çalışalım. Bugün günümüzde onun sünnetini ihya etmek, onun sünnetini yaşamak, onun sünnetiyle hayat bulmak. Nasıl su içiyorsa öyle su içmek. Nasıl efendim yatıyorsa öyle yatmak. Nasıl sokağa çıkıyorsa, ayakkabısını giyiyorsa o şekilde giymek. Eve girerken selamımızla girmek. Kısacası peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yemek adabı aile ile ilgili olan bağlantıları, eşine karşı, çocuklarına karşı davranışları ve bir devlet başkanı olarak, idareci olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alınmalı. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle buyuruyor ki, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Men ahya sünneti fekad beni. Yani benim sünnetimi kim yaşıyor, tatbik ediyorsa şunu iyi bilelim ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize açıklıyor. Benim sünnetimi tatbik eden kimse beni muhakkak seviyor demektir. Beni seviyor demektir insan birisinin yolunu takip edersen seviyor demektir. Sabahlı akşamlı adam birilerini efendim sayıklayıp duruyor. Ondan sonra onun izindeyiz, yolundayız efendim falan diyor. Oturuyor kalkıyor efendim adeta iman tazeler gibi tazeliyor. E ben de peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu, izini takip ederken, sünnetini yaşarken ben de onun delisi olurum. Ben de kurbanı olurum. Ben de efendim onun yolunu yaşarken böyle zevkle, aşkla, heyecanla onu yaşamaya çalışırım. Çocuklarıma da öğretirim. Benim efendim torunlarım da öğrensin. Benim aile bireylerim, akrabalarım da öğrensin. Bundan asla ve asla biz çekinmeyiz. Çünkü tekrar söylüyorum. Bizim liderimiz, bizim önderimiz o kadar tertemizdir ki Allah onun hakkında Kur'an-ı Hakim'inde Nun suresinde, Kalem suresinde, dördüncü ayetinde buyuruyor ki, Estağfirullah, ve inneke le'ala hulukin azim. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin, senin, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin ahlakın, çok büyük bir güzel ahlaktır ki bütün insanlığa örneksin sen. Allah'ımız bize gönderiyor onu. Hangi bir tanesinin böyle bir ayetle efendim desteği var ki? Sayılamayacak kadar destekler. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim sünnetimi yaşayan bir kimse hapşı dedi. Hapşı deyince insan hapşırınca ne yapacak? Elhamdülillah diyecek. Hemen orada elhamdülillah demesi bir sünnettir. Onu duyan karşındaki kimse yarhamukallah demesi bir sünnettir. Şu anda hele bunlar unutuldu. Bu unutulanları efendim şu anda ayağa kaldırmak Allah-u ekber şehit sevabı veriyor insana. Yaşamaz mıyız bunları ya? Zevkle yaşayacağız hem de elhamdülillah. Sonra müjdeye bakın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim sünnetimi yaşayan, yaşatan kimse beni seviyor demektir. Ve men ehabbeni kana ma'i fil Beni seven kimse de şunu iyi bilsin benimle cennette beraber olacaktır. Zaten hedefimiz o değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu Tirmizi hadisinde bizi bu noktada müjdeledi. Elhamdülillah. Beni seven bir kimse de bilsin ki benimle ben beraber cennette olacaktır. Sünnetini yaşayan peygamberimizi seviyor demektir. Onu seviyor diyen seviyor olan kimse de peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem'le cennette beraber oluyor. Elhamdülillah. Çok örnekleri var ama bir iki tanesinden bahsedelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir diyor kitaplarımızda bir sahabe ve der ki efendimiz Ali Seyyidüselam'a metes saatu ya resulullah yani ne zaman ne zaman kıyamet kopacak ey Allah'ın resulü sallallahu aleyhi ve sellem diye sorar. Efendimiz Ali Seyyidüselam da ona cevaben kıyametin zamanını Allah'tan başka kimse bilmediği için sadece farklı bir soruyla beraber yanıt verir. Der ki ma adet leha sen kıyamet için ne hazırladın? Yani tamam kıyamet kopacak da kıyametle ilgili ne hazırlığım var? Bunlardan bahseder misin? Deyince çok ilginç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, bu sahabi diyor ki مَا min لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَلَاتٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا كِنِّي اُحِبُّ اللّٰهَ Ben çok bir namaz kılamadım. Yani beş vakit namazının dışında böyle efendim nafile namazları, yok kuşluydu, işrakıydı efendim, ondan sonra evvabiniydi, e, tecrütüydü. Bunlarla ilgili fazla namazım var diyemem. E, çok orucum var da diyemem. Çok sadakam var da diyemem. Yani Allah ne emrediyorsa yapıyorum ama böyle fazladan pazartesi, perşembe oruçları, ondan sonra insanlara hayır yapma noktasında öyle imkan sahibi bir insan değilim. Ama şunu söyleyebilirim ki velakinni uhibbullah ve resule ben Allah'ı ve onun peygamberini yani seni ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyorum. Yani orada Allah'ın izniyle efendim rahatım. Namazda rahat değilim o kadar. Oruçta rahat değilim. Sadakada rahat değilim ama sevgide rahatım. Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyorum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndü, dedi ki Ente men, ma men Sen sevdiğinle berabersin. Madem Allah ve Resulünü çok seviyorsun, Allah ve Resulüyle beraber olacaksın sen cennette. Allah sana cemali nasip edecek ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber aynı sofraya oturacaksın. Böyle bu olayı... Hz. Enes radıyallahu bizi anlatıyor. Adamın gelişinin soru sualini, efendim cevabını vesairesini bunları anlatıyor, anlatıyor. Bunun üzerine diyor, فَكُلْنَا وَنَحْنُ kedalik Ve biz döndük dedik ki, Ya Resulallah, biz de aynıyız. Fazla namazımız, abdestimiz neyse efendim, orucumuz, sadakamız yok ama biz de seni ve Allah Celle çok seviyoruz. Bize de aynı müjde var mı? deyince, قَالْ نَعَمْ Efendimiz e, evet dedi. Bütün ümmetime aynı müjdeyi veriyorum. Kıyamete kadar Allah'ı ve Resulünü çok seven kimseler fazla ibadetleri de olmasa o sevgiyle Allah'ın izniyle kurtaracaklar. Yani tabii ki beş vakit namazın fazla olan orucumuz farz olan, zekatımız farz olan yapılacak. Ama arada kul hakkı hariç Günahlar böyle çıtır, yanlışlıklar yapılabiliyor mu? Kuluz beşeriz. Rabbimiz inşallah o sevgilerle beraber bizi bağışlayacak ve tertemiz kılacak. Onun üzerine sahabe diyor ki feferihna yevme izin ferahan şediden. O gün biz var ya çok çok ama büyük bir şekilde efendim e, rahatladık. Kendimize büyük bir müjde oldu. Allah Teala adeta o adamı göndermekle bizim efendim adımıza tercüman etmiş olduğunu. O da bizim içimizi dışımıza vurmuş oldu diye bunları buyurdular. Aynı biz de seviniyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesine karşılık. Ama tekrar söylüyorum. Bizi bunlar rahatlatmaz. Niye? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi seven kimse sevdiğinin yolunda yürür. Ara sıra yanlış yapar mıyız? Yapabiliriz. Ona da inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati yetişecek. Hatta yine sabahliğinde okudum. Her zaman öteden beri bilmiş olduğun bir hadis-i şerifi de paylaşmış olalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Sevban Radıyallahu Anh'la alakalı bir olayı vardır biliyorsunuz. Hazreti Sevban Radıyallahu Anh Yemenlidir. Bir kuşatmayla beraber o zamanları Medine-i Münevvere'ye köle olarak gelmiştir. Medine-i Münevvere'de köleyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisini alıp parasıyla azat etmiştir hürriyetine kavuşmuştur. Hürriyetine kavuşturunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ya Sevban, istersen git memleketine, istersen yanımda kal. Ya Resulallah yanında kalayım demiştir. Yanında kalınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle hizmetinde oluyor, oradaki ilimlerden istifade ediyor, ediyor. Ama öyle bir zaman geliyor ki, Hazreti Sevva'nın beti benzi sararmış. Hasta bir şekilde sanki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor. Ya Sevban ne oldu rahatsız mısın falan? Efendim yemekten içmekten kesildin. Ya Resulallah rahatsız falan değilim ama şöyle bir düşüncem var. Bugünlerde böyle kafamı yiyecek gibi oldum. Nedir ya Sevvan? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah sizinle beni buluşturdu. Layık olmasam da elhamdülillah sizi görebiliyorum. Sizin nurunuza istifade edebiliyorum. Düşünüyorum da şimdi öldükten sonrasında allah Teala Teala size makamı mahmudu nasip edecek. Siz peygambersiniz, peygamberler arasında olacaksınız. Ben günah, günahkar bir kulum ve basit bir kulum. Ben cennete girsem bile sizden ayrı kalacağım. Bunları böyle düşündükçe kafamı yiyor. Allah celaluhu Allah'a ve Resulüne itaat eden kimselerin peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacağı müjdesini ayetini gönderince elhamdülillah cevabı almış oldu Hazreti Sevba radıyallahu El mer'u ma -e habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Elhamdülillah. Allah'ı seviyoruz. Peygamberimizi seviyoruz. Peygamberlerimizi seviyoruz. Allah'ın dostlarını seviyoruz. Ya Rabbi bu sevgini ayırma bizleri ya Rabbi. Artır sevgileri, eksiltme ya Rabbi. Amin. 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 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki bizlere La yu'minu ahadukum hatta akuna habbe ileyhi min validihi ve validihi ve nas ecmaîn. Yani sizden biriniz beni Annesinden, babasından, evlatlarından, bütün insanlardan çok sevmedikçe gerçek mü'min olamaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevgimiz, anamızdan, babamızdan, çocuklarımızdan, ailemizden, eşimizden, paramızdan, dünyamızdan, hatta canımızdan da çok olacak. Olmalı da yani. E biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı hayatı bilemezdik ki. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyimize bize efendim adeta yol haritası oldu, navigasyon oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize her şeyimizi öğretti. Tuvalet adabına varıncaya kadar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biz neler borçluyuz neler. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tabii ki çok seviyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı biz annemizin babamızın sevgisini bilemezdik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı biz Allah'ın sevgisini bilemezdik. Bize hep o aracı oldu. Onun için modelimiz, yani model insan her zaman için insanın bakmış olduğu bir rehberi vardır, önderi vardır, bir lideri vardır, örnek alacağı bir şahsiyet vardır. Bizim de Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine başka bir hadisinde diyor ki bize, Kullu <Külü> ümmeti yedhulûne cennet illa men ebâ. <heba> Allahu Ekber. Yani sahabe-i kiram ilk sefer böyle bir hadis duyuyor. Bütün ümmetim cennete girer ama ayak diretenler, cenneti istemeyenler müstesna. Yani cenneti istemeyenler olabilir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Olabilir. Ben onları efendim şu anda ilan ediyorum. Tüm ümmetim cennete girecek ama cenneti iste, istemeyenler dışarıda kalacaklar. İstemiyor. Sahabe şaşırdı. Biz de şaşırıyoruz. Ve men ye'ba ya Resulallah. Yani cenneti istemeyen var mıdır? Kimdir onlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın altı üstü yanları her tarafları çizilecek olan hadis ile ilgili son efendim noktası. Diyor ki Men ata'ani dakhala ve men fakat Kim bana itaat ederse cennete girer, kim de bana isyan ederse cenneti istemiyor demektir. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim bana isyan ederse cenneti istemiyor demektir. Ayeti celile var Nisa suresinde 80. ayet. Allahımız Celle Celaluhu buyurur ki Estağfirullah, Bismillah. Men yut'ir Resûle fekad Allah. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dindeki yeri o kadar efendim önemli, o kadar önemli, o kadar önemli ki ona itaat eden kimseyi Allah kendi itaat etmiş olarak kabul ediyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken sol elleyle yiyen bir kimseyi gördü. Yeme sol elle dedi. O kimse de tamam deyip de düzelteceğini kendisini döndü dedi ki yapamıyorum dedi. Aa yapamıyorum demesi kibrinden, gururundan olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Cevcihan tarafından onun iç dünyası bildirilince cevap olarak döndürdü ki yapamaz ol dedi. Niye kibir yapıyorsun, gurur yapıyorsun? Yani ondan sonrasında tabii onun eli felç. Yapamıyor. Peygamber'e gurur yapılmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Sol elle yiyebilirsin. Mekruhtur. Doğru değildir. Ama efendim sağına döndürmeye çalış el, elini sonrasında pişman ol, tövbe et. İnşallah yapacağım de gayret et. Buna göre efendim tedbirler al. Gerekirse yemek yerken sol elini altına koy. Ona göre bir program çıkart. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz altın yüzük ve ipek kullanmak erkeklere haramdır dedi. Kadınlara helaldir. Altın yüzüğü şövalye bir yüzük böyle takmış bir sahabeyi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görünce yanına oturdu ve kendi mübarek elleriyle o yüzüğü parmağından o sahabenin çıkarttı. Ateşten bir halka olmasın burada diye çıkarttı ve şöyle attı. Attı. Peygamber aleyhissalâtu silam yanından ayrıldı o sahabenin. Başka bir sahabe sokuldu ona dedi ki bak orada duruyor o yüzük dedi, git al dedi. Takmasan bile kullanırsın başka türlü hey efendim değerlendirirsin. O sahabe ne dedi biliyor musunuz? Vallahi dedi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat benim parmağımdan çıkarıp da atma attığı bir yüzüğü benim almam söz konusu olamaz. Haya ederim, utanırım dedi ben. Nasıl bunu yaparım dedi ya. E şimdi peygamberimiz senin düğününe karışmayacak. Sen Peygamberimiz senin ticaretine karışmayacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam senin aile hayatına karışmayacak. Annene babana davranışını karışmayacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam senin okuluna girmeyecek. Senin devletine girmeyecek. E bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne işe yarar? Allah niye gönderdi bunu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar söyleyeyim. Yani o o kadar efendim önemli bir şahsiyet ki Allah Celle onun varlığının olmuş olduğu yerde Rahmetim var diyor. Bir Rah rahmetim var diyor. Hatta sohbetimi toparlıyorum. Çok çok anlatılacak şeyler var da efendim yarım saat içerisinde ancak bunları sığdırabiliyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Celle Celaluhu o kadar yetki vermiş ki Kur'an-ı Kerim'in yine e, Ali İmran Suresinin 31. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. -Sel -Azimle -Sel -Azimle Kul Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem, de ki benim adıma sen söyleyeceksin. Şu anda aracısın. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyorsun. Hiç bunun üstüne ekleme yapmıyorsun, çıkarma yapmıyorsun. Benim söylediğimi söyle. De ki kullarıma in kuntum tuhibbun Allah. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız şimdi Allah'ı seviyorsanız de onlara peygamber çağrı yapıyor. Sonra fettebiuni. Bana tabi olun. Yani peygamberimize Allah diyor ki tabi olun eğer beni seviyorsanız. Allah'ı seven peygambere tabi olacak. Fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın sizi sevmesi nereye bağlı? Peygamberimize uymaya bağlı. Peygamberimize tabi olmaya bağlı. Onun için bunun zamanı geçmişti, modası gitmişti. Hayır kardeşim, geçmez. Sen geçmişsin. Senin kalbin geçmiş, senin beynin geçmiş. Sen gerici, yobaz birisisin. Efendim kafanı değiştir, kafanı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah öyle yetki vermiş ki sana tabi olsunlar. Ben onları seveyim, günahlarını bağışlayayım diyor. Günahların bağışlanması da buna ait. Yani şu anda hanımlarımız gözden geçirin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Ayşe annemiz, Fatıma annemiz, diğer güzel efendim sahabe annelerimiz efendim örtü modellerini nasıl yapıyorlarsa bugün biz de buna efendim bakacağız. Demeyeceğiz efendim bunun zamanı geçti, ona insanlar ne der falan. Allah ne der. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gideceğiz, onun şefaatini talep edeceğiz inşallah. Bir ayetle beraber bitiriyorum. Bu da son ayetimiz olsun. Bu geceyle alakalı yani kandil gecesiyle alakalı mevlüt kandilimiz var pazar akşamı inşallah. Allah'ımız Haşr suresinin 7. ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah billah ve ma ataakumur resul fehuzuhu ve ma nahakum anhu fantehu size peygamber neyi verirse hemen onu alın. Peygamber neyi verirse, şunu yapın dediyse hemen onu yapın, onu alın, onu tutun. Sakın bırakmayın. Ama Peygamber size neyden de nehyetti, sakındırdıysa ondan da sakının. Sakın efendim işte falan işte kim ne der, ondan sonra karımız, zararımız. Buna geçin, geçin. Peygamber yasakla diyorsa olay bitmiştir. İnşallah kandil akşamına böyle bir hazırlığımız olsun. Salatü selamlarımızla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tekrar okuyup ondan sonra kazanmamız, sahabe-i kiramın hayatıyla beraber onlar nasıl sevmişler, nasıl bağlanmışlar, aşık olmuşlar. Biz de o aşkı tazeleyelim. Rabbim dünyada rüyalarımızda görmeyi ve mübarek e, o cennet bahçesi olan yere Ravza-i Mutahhara'ya, Medine-i Münevvere'ye varabilmeyi, ahirette de inşallah şefaatiyle buluşmayı, cennette aynı sofraya oturabilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, aile bireylerimize nasip eylesin. Amin. Salavat-ı çok çok söyleyelim inşallah. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلِّم سَوْدِمْ سَنِي عبدما Canan diye sevdim, sevdim seni mabuduma. Canan diye sevdim, bir ben değil alem sana. Ha hayran diye sevdim, bir ben değil alem sana. Ha hayran diye sevdim. Mahşer'de biler bile Senden medet ister Mahşer'de nebiler bile Senden medet ister Nur yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim Nur yüzlü melekler sana hayran diyen sevdim. Gecemiz mübarek olsun. Gecenin özel bir namazı falan yok. Ama yapabilirsek o gece Kur'an'larımız, salavat-ı şeriflerimiz, Efendimiz Aleyhisselatü doğum gecesi partisi gibi evde güzel böreklerimiz, tatlılarımız olsun. Çocuklarımızı da bu noktada efendim zevklendirelim, heyecanlandıralım keyif aldıralım. O gece bambaşka bir gece olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurları evimize dolsun inşallah. Sabahında da mümkünse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam perşe, pazartesi perşembe orucu tutarlar diye pazartesi orucunu sorduklarında buyurdu ki ben pazartesi günü dünyaya geldim. Pazartesi günü bana peygamberlik verildi. Onun için pazartesi günü de denk geliyor. Ne güzel tevafuk oldu. Hoş oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazarı pazartesiye bağlayan gece sabaha karşı dünyaya gelmişlerdi. Biz de bu gecenin sabahında niyetlenebiliriz. Pazartesi günü orucunda tutabiliriz. Günler de kısa iyi de olur. Rabbim kabul eylesin. Geceniz ve gecemiz mübarek olsun. Ümmeti Muhammed'e bu gece sayesinde inşallah rahmetler yağsın, bereketler yağsın, evlerimize yağsın, işlerimize yağsın. Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed'i her türlü şerlerden, kazalardan, belalardan, depremlerden, afatlardan muhafaza eylesin. Ölmüşlerimize rahmet olsun. Onların kabirleri nurla dolsun. Ve Cenab-ı Hakk'ın onlarla beraber cennette buluşmayı nasip eylesin. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.